Football Manager 2020'deki en iyi genç kaleciler listemize Bayern Münih 2 takımındaki Christian Fürstl'la başlıyoruz. Ani çıkış, soğukkanlılık ve çeviklik özellikleriyle ön plana çıkan bu kaleci Manuel Neuer'den ders almışa benziyor. Bu listedeki en iyi kalecilerden biri Alman olduğunu da göz önüne alırsak, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Ter Stegen ve Neuer gibi örnekleri de göz önüne alırsak ileriki sezonlar için iyi bir alternatif olabilir. Bonservisi Inter'de olmasına rağmen oyunun başında kendisini İspanya ekiplerinden Albacete'de gördüğümüz Gabriel Brazao ile devam ediyoruz. 18 yaşındaki Brezilyalı kaleci istikrarlı bir özellik ekranına sahip. Eğer kendisine güvenirseniz ileride kendi Tafarel'inizi, Alisson'unuzu veya Ederson'unuzu oluşturabilirsiniz. Bir diğer genç kalecimiz ise Manchester City'nin 23 yaş altı takımında forma giyen İrlandalı Gavin Bazunu. 17 yaşındaki file bekçisinin özellik ekranına baktığımızda genellikle çift haneli sayılar görüyoruz. Oyunun başında Ederson'dan forma şansı bulmakta çok zorlanacağı için Bravo'nun da varlığını düşünürsek riske girip veya kendisine güvenip oynadığınız ilk sezonda bu genç oyuncuyu kadronuza gönül rahatlığıyla katabilirsiniz. Chelsea'nin 18 yaş altı takımında forma giyen Lucas Bergström listemizin bir diğer ismi. 16 yaşındaki Finlandiyalı kaleci hava topları ve vücut zindeliğindeki üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Genç kaleci aynı zamanda kararlılık, önsizli, zıplama, hız ve hızlanma alanında da gayet etkileyici özelliklere sahip. Oyuna başladığımızda Real Madrid 19 yaş altı takımında karşımıza çıkan Lucas Canizares listemizde kendisine yer buldu. Kararlılık özelliğiyle dikkat çeken kaleci sadece Canizares soyadıyla bile kalede bir güven veriyor. İspanyol kaleci ilerleyen sezonlarda Avrupa'nın orta sıralardaki takımlarında kendisine yer buluyor. Daha 20 yaşında bu transferleri yapıyorsa bir kalecinin en etkili olduğu yaşlarda nerelerde olabilir? Buna siz karar verin. Listenin 16 yaşındaki bir başka ismi ise Reading 18 yaş altı takımında forma giyen Konya Boyce Clark. Boyce Clark da ilerleyen sezonlarda hatta 2. veya 3. sezonda kendisini bir Premier Lig takımıyla kontrat imzalarken görüyoruz. O Premier Lig takımlarından önce siz davranıp bu genç kalecinin gelişmesinde katkıda bulunup ilerleyen yıllarda kalenize sağlama alabilirsiniz. Porto'da forma giyen Diogo Costa da aynı Christian Fürstl gibi özellikleri çift hanelerde olan bir kaleci. Porto'nun gelenekleşen özelliklerinden biri genç oyuncuları parlatıp yüksek bonservis fiyatlarıyla satmak. Eğer ilk sezonda erken davranırsanız Diogo Costa'yı kabul edilebilir bir bonservis ücretiyle kadronuza katabilirsiniz. Osasuna kadrosunuz Ivan Martinez de listemize kendisinde yer buluyor. 17 yaşındaki İspanyol kalecinin de özellikleri çoğunlukla çift haneli sayılarda. Gelişmeye açık bir kaleci. Osasuna'nın oyunda Atletico Pamplona isminde olduğunu unutmayın. Udinese 20 yaş altı takımında forma giyen Manuel Gasparini özellik ekranına baktığımızda çift haneli sayılarla bizi gayet tatmin ediyor. 17 yaşındaki İtalyan kaleci ilerleyen sezonlarda kendisine İtalya Serie A takımlarının ilk 11'inde yer buluyor. Eğer daha cüzi bir bonservis miktarına bu oyuncuyu kadronuza katmak istiyorsanız ilk sezonda harekete geçmenizi öneriyorum. Livorno kadrosunda bulunan Alessandro Pirizzari listenin en iyi isimlerinden biri. Çoğu özelliği sadece onun değil 12 ve 13 civarının da üstünde bulunuyor. Bonservisi Milan'da olan 19 yaşındaki genç kaleci Donnarumma'yı almaya gücü yetmeyen takımlar için ideal bir hedef olarak göze çarpıyor.